Önümüzdeki birkaç videoda integumenter sistem denilen şeyin ne olduğunu anlatacağım. Peki integumenter sistem nedir? Yani kardiyovasküler sistemin, pulmoner veya renal sistemin az çok ne olduğunu tahmin edebilirim ama integumenter ne demek? Peki bu sistemi oluşturan şeyler nelerdir? Aslında bahsedeceğim iki şey var. İntegumenter sistem deri ve apendajlardan oluşur. Peki apendaj sizce ne anlama geliyor? Apendaj vücudumuzda öylece duran bir parçanız olan şeylerdir. Mesela kolunuz vücudunuzun bir parçasıdır. İntegumenter sistemdeki apendajlarsa parmaklarınızdaki tırnaklarınız, kafanızdaki, kollarınızdaki veya herhangi bir yerinizdeki kıllarınız ve de ter bezleriniz gibi şeylerdir. Bu sınıflandırmaya giren her türlü bezleriniz. Bu apendajlar hakkında birazdan detaylı olarak bahsedeceğim size ama ilk olarak deriyi ele alalım ve genel olarak şöyle bir tanıyalım. Farkında mısınız bilmiyorum ama deri vücudunuzdaki en geniş organınız. Ve toplam ağırlığı ortalama 9,5 kilo kadar. Karaciğerinizden veya akciğerinizden çok daha ağır. Günlük hayatta derinin işlevleri birçoğumuzun aklına bile gelmiyor. Peki oturup düşünsek nedir bu derinin işlevleri? Bunun kolunuz olduğunu düşünün ve baş parmağınız da havada diyelim. Sonra bileğiniz geliyor ve tekrar bu noktaya dönüyoruz. Kolunuzu kaplayan bu deri size ne sağlıyor? Belki birini tahmin edebilirsiniz. Dışarıda yağmur yağıyorken yağmur damlaları kafanıza damlıyor ve o noktada deriniz sizi su geçirmez yapıyor. Su gibi organlarınıza veya kan dolaşımınıza doğru inebilecek şeylere karşı sizi koruyor. Sızdırmaz ve hiçbir şeyi geçirmez bir yapıda. Ve bu yapısını suya karşı koruduğu gibi buraya çizdiğim bu virüse karşı da koruyor. Buraya çizdiğim bir kapsit ve buradaki de bacakları. Size yaklaşıp vücudunuzdaki hücrelere bulaşmak istiyor ama neyse ki deriniz onu engelliyor ve kurduğu duvardan geçmesine izin vermiyor. Çünkü geçirmez bir yapıda. Ama sadece yapısal bir bariyer değil, aynı zamanda immünolojik fonksiyonu da var. Deriniz antikor hatta lizozim gibi enzimler de salgılayabilir. Bunların görevleri virüslerin karşısına geçip onlarla savaşmaktır. Ya da sizi hasta etme niyetinde olan bir bakterinin olduğunu düşünün. Antikorlar hemen onları örter ve lizozimler de hücre duvarının parçalanmasını sağlayarak derinizin korunmasına yardımcı olurlar. Yani deriniz bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır. Bağışıklık burada da rol oynar. Yani sadece antikor veya lizozimle değil. Bakterilerin derinin birkaç katman altına indiği bir durum düşünelim şimdi. Ve orada kendilerine yer oluşturduğunu, size hastalık bulaştırdığını veya bir yerde abse çıkmasına neden olduğunu. Ama derinizin üst katmanlarında hücreleriniz var. Mesela ileride anlatacağım Langerhans hücreleri gibi ki bunlar bakterileri yiyerek onların sizi etkilemesini engellerler. Bağışıklığın dışında deriniz aynı zamanda sizin etrafınızdaki çevresel şeyleri de algılar. Mesela buraya bir iğne battığını düşünün ve tabii ki elinizin de acıdığını. Deriniz beyninize der ki, bundan sonra elimizi keskin objelere pek yaklaştırmasak iyi olur. Yani derinizin çevrenizdeki şeyleri algılama özelliği de vardır ve böylece hislerinizi de yönetir. Ortada bir uyarıcı olduğunda ve bu acı verici ise bu acıyı algılayabilir. Sıcaklık farklılıklarını söyleyebilir. Yani soğuk mu yoksa sıcak mı olduğunun ayırdına varabilir. Temaslar arasındaki farkları bilir. Bir dokuya dokunduğunda onun hafif bir temas mı yoksa güçlü bir baskı mı olduğunu anlar. Evet, son olarak da çok sıcak bir havada dışarıdasınız diyelim. Size söylemiştim ya, deriniz sıcaklık farklılıklarını anlar diye. Algıladığı sıcaklığa göre tepki de gösterir tabii. Ve o sıcak havada bildiğiniz gibi terlersiniz. Terlememize neden olan derimizdeki bezlerdir.
Tüm bunlar termoregülasyon dediğimiz bir sürecin parçalarıdırlar. Çünkü terimiz buharlaşma yoluyla soğutma sürecini yürüterek serinlememizi sağlar. Kan damarlarımızın içinde olduğu süreçler de var tabii. İşte burada çizdiğim kolunuzdaki bir damar ve bize ısının vücudumuzdan çıkmasında yol gösteriyor. Hadi bu ısıdan kurtulalım çünkü biliyoruz ki dışarısı zaten oldukça sıcak diyor. Yani derimiz bir bariyerden çok daha fazlası ve bizim için yaptığı birçok şey var. Daha ilerideki videolarda da tüm bu süreçlerin nasıl yürüdüğüne daha detaylı olarak bakacağız. Hoşça kalın.